Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bir sahte haber örneğiyle karşınızdayız bugün. Yani hani hep gerçek haberleri vermeye çalışıyoruz ama bu da işin bir gerçeği. Çünkü yaşadığımız dijital çağda her gün karşımıza pek çok sahte bilgi haber olarak ya da bilgi olarak değişmez veriler olarak karşımıza geliyor. Bunları ne kadar dikkatli yaklaşmamız gerektiğini gösteren bir başka örnek daha. Bu 31 Ocak akşamı ama daha çok 1 Şubat sabahı yayılmaya başladı sosyal medyada. WhatsApp hesaplarından, işte mesajlaşmalardan filan hızla yayılmaya başladı. Bana da çok sayıda geldi. Bu sorulardan ya da özür dilerim bu paylaşımlardan pek azı ya bu doğru mu acaba? Hani siz gazetecisiniz biliyorsunuzdur filan diye geldi. Diğerleri hani böyle bir gerçek var ve bunu paylaşıyorlar. İyi niyetle kötü niyetle ayrı bir şey. Ama son derece hızla paylaşıldı. İmzasız da haber. Hiçbir imza filan yok. Hep iletildi diye geliyordu. İmzasız olarak hesaptan hesaba dolaştırılan bir metin bu. Başlığı Dimyat'a pirince giderken nokta noktaya batmak şeklinde. Hani kılavuzu karga olanın burnunun çıkmadığı şey. Oraya batmak gibi böyle gayet amiyane sokak lisanı bir başlığı taşıyordu. Metindeki iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hani şehirde kar mücadelesi yaşanırken İngiliz Büyükelçisi Dominic Chilcott'la eşleriyle birlikte bir yemeğe gitmişlerdi ya, bir balık lokantasına İstanbul'da ve bunun da hani görüntüleri sızdırılmıştı, medyaya verilmişti çok çabuk bir şekilde ve muhalefet de işte Cumhuriyet Halk Partisi, daha çok tabii belediye Cumhuriyet Halk Partili olduğu için, bunun İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kameraları, güvenlik kameraları üzerinden yayıldığını öne sürmüştü ve bu zaten büyük bir tartışma konusu. İşte bu imzasız metin ve herkesin birbirleriyle binlerce paylaştığı bu imzasız metin diyordu ki bu yüzden, yani bu görüntülerin medyaya verilmesi yüzünden, medyada çıkması yüzünden İngiltere Türkiye'yi çok sert bir şekilde protesto etti. Yani İddia edilen buydu. Güya bu metine göre Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın adı İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Sert bir fırça, böyle diyor metin, sert bir fırça. Yani Türk Büyükelçisi'nin sert bir fırça yediğini söylüyor. Sert bir fırça eşliğinde protesto notası verilmişti. Bu protesto notası da çok ciddi bir şeydir. Bu, biz de bir parantez açayım. Yani Türkiye'de bu çok yaygın bir şey. Yani bizim dış işlerinde neredeyse her hafta bir iki büyükelçi çağrılıp protesto notası veriliyor. Yani çok ciddiye alınır bir yanı bile kalmadı. İngiltere geçtiğimiz sene bir büyükelçiyi çağırıp protesto notası vermiş. Bir. Çin büyükelçisi o da. Yani İngiliz devleti için protesto notası vermek bayağı hani savaşa doğru giden bir adım filan neredeyse. Bizde günlük olay, vakaya diye. Yani her şey değersizleşiyor diyoruz ya, protesto notalarımızı bile değersizleştirmeyi neticede başardık. Devam edelim, parantezi kapayıp. Güya Ümit Yalçın çağrılmış, Türkiye Büyükelçisi çağrılmış ve sert protesto edilmiş fırça eşliğinde. Bununla da yetinmemiş İngilizler. İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arıyor. Bu iddiaya göre ve siz diyor bizim büyükelçinin bu görüntüleri gizli olması gereken sosyal bir buluşma, resmi bir buluşma bile değil muhtemelen İmamoğlu'yla Chilcott arasındaki ve eşleri arasındaki. O ayrı konu, onu eleştirmiştik zaten, hatırlıyorsunuz yani. Çok rahat iptal edebilirdi, erteleyebilirdi o görüşmeyi. Yani orada bir yanlış karar, çok açık bir yanlış karar var. Neyse, Mevlüt Çavuşoğlu'nu aramış, demiş ki gizli olması gereken görüntüleri büyükelçinin güvenliğini tehlikeye attınız siz, bunu vererek iki ülke ilişkilerini, Türkiye-İngiltere ilişkilerini baltalayabilir bir bu durum, sert bir uyarıda bulunmuş. İngiliz Dışişleri Bakanı Türk Dışişleri Bakanı'na, Liz Truss Mevlüt Çavuşoğlu'na iddiaya göre ve bunun üzerine ne olmuş? Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İmamoğlu'yla ilgili tırnak içinde karalama kampanyasından geri adım atmak zorunda kalmış. Şimdi bu paylaşılıyor. Şimdi bir sondan başlayalım. Yani İmamoğlu'na Erdoğan'ın yüklenmesi son bulmuş değil. Daha dün biliyorsunuz yeniden yüklendi. İşte
metrobüste mi alamadılar, şunu da mı yapamadılar filan diye yüklendi. Ama bunu doğrulamak, yani bütün metindeki iddiaları doğrulamak. Tekrar edelim, hani İngiltere Türkiye'ye siz İmamoğlu'yla bizim büyükelçinin görüşmesinin görüntülerini nasıl medya verirsiniz diye sert protesto. Ya bir gazeteci için mesleğimizi, habercilik mesleğimizi, gazeteciliği gazetecilik gibi yapan, doğru dürüst yapan her gazeteci için dünyanın en kolay işi, olayın iki tarafı var. Türk dışişleri, İngiliz dışişleri, ikisine de sorarsınız. Gazeteci olarak bunu sorma hakkınız ve sorma kaynaklarınız vardır, olması gerekir. Sorarsınız iddiaların iki tarafına da ve doğru mu yanlış mı öğrenirsiniz. Ben sordum, sizlerin damına sordum. Hem Türk Dışişleri'ne sordum, hem İngiltere Büyükelçiliği'ne sordum. Her ikisi de dedi ki tamamen palavra, aslı astarı yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Hem Türk Dışişleri hem İngiltere Büyükelçiliği bunu aynen bu şekilde söyledi. Normalde konunun kapanmış olması lazımdı, değil mi? Hayır, yayılmaya devam ediyordu. Geliyoruz. Şimdi bu ne olabilir? Bu metnin bir troll deniyor ya, hani troll işi olma ihtimali çok yüksek. Eğer bu metni yazanlar ve yaymaya başlayanlar, nereden olduğunu bilmiyoruz, imzası yok. Hep böyle iletildi geliyor. Başlayanlar eğer hükümet yanlısı, AK Parti yanlısı trollerse bunlar psikolojik propaganda elemanları olabilir. Hükümet karşıtı elemanlar da olabilir. Yani hükümet karşıtı troller de var artık, biliyorsunuz. Onlar da olabilir. Hatta ciddi bir şey söyleyeceğim, şaka yapmıyorum. Hani kaynağı dışarıda dediğimiz zaman çoğunlukla hani biraz müstehsi, ironi yapıyoruz diye düşünülüyor. Dışarıdan bu konuları kaşımak isteyenler dahi olabilir. Geleceğim şimdi. Çünkü boş bir laf değildir bu. Şimdi eğer bu sahte haberin üretici diyorum çünkü haber sahte, doğru değil. Öyle bir senaryo yazmışlar. Ne Türkiye ne İngiltere doğruluyor. Aslı astarı yok diyor ve mantıklı da değil. Yani mantıklı da değil. Bu sahte metni yazanlar eğer hani hükümet yanlısıysa ne amaçlamış olabilirler? İşte bu muhalif kesimler, muhalefet milletvekilleri yalan yanlış bilgilerle hareket ediyorlar. Bunu kanıtlama peşinde olabilirler ama şunu söyleyeyim, dün çok eğlenmiş olabilirler kendi aralarında. Nasıl bu sahte bilginin böyle bayağı hani toplumda sözü geçen insanlar tarafından nasıl yayıldığına bakıp bayağı gülmüş olabilirler eğer onlarsa. Bunlar muhalif kesimden troller de olabilir. Amaçları hani bir yandan AK Parti'nin Türkiye'yi nasıl mahcup ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buna karşı duramayacak bir acizlik içinde olduğunu filan İmamoğlu örneği üzerinden kanıtlamak istemiş olabilir birileri. Tabii eğer öyle ise durum, yani muhalif troller yaptıysa bunu, bir güzel atasözümüz var, onu akla getirir. Aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Yani atalarımız akıllı düşmanı aptal dosta tercih ediyor. Yani bunlar işte aptal dost sınıfına giriyor muhalefet açısından. Bir de tabii yalancı çoban deyimi var, onu da biliyorsunuz hikayesini. Sürüyü gerçekten kurtlar bastığı zaman yardım çağrısına inanacak kimseyi bulamama anlamına geliyor. Siz durmadan hani şey için böyle o anda çok dolaşsın efendim, bir algı yaratsın filan diye bu tür şeyler yapmaya devam ederseniz işte sonunuz yalancı çoban olabilir. Bu metin sahte metin, yani sahte haber. Dış kaynaklıysa, ki mümkün bu da, bunun Türkiye karşıtı bir kamu diplomasisi operasyonu olduğunu çok açıkça söyleyebiliriz. Çünkü epey kafa karıştı. Şimdi bu sahte bilgi haberi, sahte haber kavramı yeni çıkan bir kavram. Yani şunun şurasında 10 yıllık bir geçmişi var. İçinde yaşadığımız çağın, içinde yaşadığımız yılların bir gerçeği. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump iktidarı ile beraber yaygınlaştı ve post-truth dedikleri gerçeklik ötesi kavramıyla, yani gerçeğe bir yere sığmıyor çünkü, kavramıyla da birlikte konuşuluyor. 2017 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda bu, yani post-truth, fake news, bunlar barış ve güvenliği küresel çapta tehdit eden bir unsur olarak tartışıldı ve değerlendirildi.
Yani ben de oradaydım. Çünkü bunlar seçim manipülasyonlarından, yani başka ülkelerdeki seçimleri, zaten Amerikan seçimlerine Rus müdahalesi var mı diye konuşuldu o zaman, hatırlayacaklar olabilir. Seçim müdahalelerinden bayağı ülkeler arası çatışma tehlikesine kadar gidiyor. O toplantılarda yine o dönemin NATO askeri komite başkanı bir örnek vermişti. NATO işte Rusya'ya karşı Baltık ülkelerine, Estonya, Litvanya, Letonya, oraya işte asker takviyesi gönderiyor. Bu takviye kararı almasından birkaç gün sonra Rus sosyal medyasında çıkıyor, ama Batı basınında tabii çok yayılıyor bir haber. Tabii sahte haber olduğu anlaşılıyor. Efendim, Alman askerleri 15 yaşında Litvanyalı bir kıza tecavüz etmiş. Haber bu. Ve bunun üzerine Almanya Başbakanı, o zamanki Merkel, işte Rusya Cumhurbaşkanı Putin'i arayıp izahat veriyormuş filan. Tabii haber A'dan Z'ye her şeyiyle yalan. İstihbaratçılar böyle şeylere fabrikasyon diyor. Üretilmiş yani. Fabrikasyon. Aslı astarı yok. Sıfırdan yapılmış. Yine o konferansta şu bilgiler de verilmişti. Sosyal medyada yayınlanan haberlerin, haber olarak yayınlanan metinlerin %80'i ya sahte, üretilmiş, fabrikasyon, ya da kuşkulu. Sahte ile gerçek birbirinin içine karıştırılmış vaziyette. Ve bu %80 içindeki %60 da deniyor ki dış kaynaklı. O dış kaynaklı da o ülke hangisiyse onun yakın çevresindeki, komşu coğrafyalarındaki ülkeler tarafından üretiliyor diye. Böyle bilgiler var. İlla bu öyle olmuştur demek istemiyorum. Ama bu işte İngiltere'nin Türkiye'ye İmamoğlu görüntülerinin medyaya verilmesi yüzünden sert protesto verildiği, işte bakanın açıp bizim bakanı fırça çektiği filan, büyükelçiye fırça çekildi filan, bu haberler tabii şey, bu örneklerle benzeşiyor. Yani sıfırdan, ortadan bir şey, o günün gündemine müdahale etmek için sıfırdan bir haber üretiliyor. Sahte haber üretiliyor. Yani bu öyle bir şey ki, ister iç kaynaklı olsun, ister iç kaynaklı, yani iç kaynaklı derken bunlar muhalefet yanlısı trollerin ya da hükümet yanlısı trollerin işi olur, bunlar iç kaynak, ya da ister dış kaynaklı olsun, bu haber, bu sahte haber dün ve biraz bugün de ciddi manada kafa karışıklığına ve neye yol açtı? Moral bozukluğuna. Yani Türkiye bu duruma mı düşecekti? Moral bozukluğuna. Tabii muhalefet kesimi içindeki bunun katmerlenmiş bir hali de var. Katmerlenmiş bir hali de var. Yani biz niye bu duruma düştük hali de var. Ama şimdi görülüyor ki, anlaşılıyor ki haber tamamen sahte. Üretilmiş bir haber. Kimlerin yaptığı belki bir gün ortaya çıkacak. Tabii şu gerçek de var. Eğer hani İmamoğlu söyledik ya, o gün İngiliz Büyükelçisi deseydi ki ya şehir zor durumda, hani bunu başka zaman yapalım, emin olun çok daha iyi olurdu. Bunları da konuşmamış olurduk. Bu sahte haber meselesini de açmamış olacaktık. Kıssadan hisse. Ha, niye yayıldı bunlar? Pardon, onu söyleyecektim ya. Niye bu kadar hızla yayılıyor? Çünkü bunları yapanlar, insanların hitap ettikleri kesimin neye inanmak istediğini iyi saptıyorlar. Yani bu buradaki hedef Türkiye'deki muhalif, eleştirel kesimler. Hükümet yanlısı kesimler değil. Bu haberin kaynağı ya da bu metnin, sahte haberin hedef kitlesi hükümete muhalif kesimler. Onların inanmak isteyeceği, bak işte hükümet ne ha. Tabii bu şöyle bir endişeye de yol açıyor. Bu tür sahte haberler her kitleye yönelik kullanılabilir. Hükümet yanlısı kitleye de, etnik çatışmaları da, mezhep çatışmalarını da, efendim aklınıza ne geliyorsa her alanda kullanılabilir. Böyle bir tehlikesi var. Çünkü hakikaten hedefledikleri kitlenin neye inanmak istediğini çok iyi saptıyorlar ve o kitlelerde görünce işte tamam ya, ben de söylemiştim, ben de aynen böyle düşünüyorum diyor. Dedirtmek için zaten bunlar yapılıyor. O yüzden gerçekten bugünlerde ve şu seçim dönemine kadar önünüze gelen bilgilere lütfen dikkatle bakın. Doğru mudur, yanlış mıdır, ne amaçla yapılmış olabilir, dikkatle bakın. Yani bu tabii maalesef
Türkiye'de şu son dönemde medyanın dağıtılmış olması, yani tıpkı yargı gibi medyanın da müthiş oranda politize edilmiş olması güvenilirliği, haber güvenilirliğini de giderek zedeliyor. Ama hiç değilse yani Türkiye'nin aydın insanları olarak sizler önünüze gelen metinlere biraz daha lütfen dikkatle bakın. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.